Hikmet Piyasalarından herkese tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. İnternet üzerinden birebir teknik analiz eğitimlerimize yakında başlıyoruz. Bayram sonrası başlamayı planlıyoruz. Videolarımızı alabileceğiniz gibi ayda 3 defa da sizlerle canlı bağlantımız olacak. Bu noktada teknik analizde nereye geliyorsunuz bunu da takip etme noktasında ve sizden gelecek soruları da almamız açısından önemli bir çalışma yapacağız. Yani İstanbul dışında olup, yurt dışında olup eğitimlerimize katılamayan arkadaşlara böyle bir imkan sunuyoruz. Tabii birebir eğitimlerimiz veya sınıf ortamında eğitimlerimiz devam edecek ama dediğimiz gibi internet üzerinden de artık teknik analiz eğitimlerimiz olacak. Bunu söyleyebilirim. Şimdi dün 123-375 tarihine yüksek kapanışı tekrar geldi ve hemen şöyle bir 123 endekste 123-375 yani bu gördüğünüz gibi yıllıkta 123-575 hedefine tekrar yakın. Bu seviye üzerinde eğer bir kapanış görecek olursak 4000 puan daha marjı konuşuyor olacağız. 123-500 altında kaldığı müddetçe 116-500 isteğimiz devam edecek. 123-525 altında kaldığı için en kötü noktada bakın. Eğer 123-500 geçilemediği takdirde ilk etapta 121-900 sonrasında 120'ler konuşulacak. Ama şu an için buraya yakın bu seviye üzerinde kapanış görecek olursak da potansiyel olarak 125-126-128 gibi hedefler. Şu hedeflere bakabilirsiniz. Yani bulunduğumuz fiyat kaç? Yıllıkta nerede? Yıllıkta ki 123'e yakın. Eğer burayı geçemediği takdirde hemen aylığa dönüyoruz. Aylıkta 123-500'ün altında ne var? 123-400 var. Burası geçilemeyecek demektir. Dolayısıyla 121-900 sonrasında da pivot bölge 120'ler. Şimdi eğer 123 geçilemiyorsa 121-900'ün altında ne var arkadaşlar? 121-900'ün altında da 120-400-119 var. Dolayısıyla böyle kademe kademe yıllıklardan kapanışı alarak yıllıklardan aylıklara, aylıkların altında haftalıklarda neresi var? Haftalıkların altında neresi var? Bunu da buradan görebiliyoruz. 123-100'ün altındaki her harekette 122. Dolayısıyla günlüklere geldiğimizde şu anki tabloda 123-575, 123-775. Bugün açılışta neresi görülmüş? Hemen şöyle bir bakalım. 123-475. Yani bugün alıcılı bölgeye geçemeden tekrar şu an için gördüğü seviye neresi? 123-125. Yani satıcılı bölgeye geçmiş demek ki iyi bir direnç. 123-500-575 geçilemediği müddetçe aşağıda bir kar realizasyonu. Nereye kadar? 122-775'e kadar beklenebilir, normal olacaktır. Tabi endekste 100.000 kapanışı oldu. Bu ne anlama geliyor? Yıllıklar bakın arkadaşlar bugünkü direnç 100.600. Bunun üzerinde kalacak mı? Bu önemli. Eğer 100.000-95.000 üzerinde kaldığı için 100.000 potansiyelde. Şimdi 100.600'ün üzerinde bir kapanış oluşması demek 101.500-102.400'e kadar potansiyel bir hareketi getirir. Eğer 100.600 altında kaldığı müddetçe 100.600 altında kaldığı müddetçe 99.500 98.500 hedefleri aşağıda korunuyor olacaktır. Ama 100.600 üzerindeki harekette 101.500-102.400. Hemen buradan dönüyoruz aylıklara. Peki eğer 100.600'ün altında kalacak olursa ne demiştik? 99.500 bakalım. 99.800-99.500 demek ki 98.500'e doğru gelebilecek bir hareketten bahsedeceğiz. 100.000 üzerinde kalamadığı takdirde. Tabii bugün yani bu piyasanın biliyorsunuz daha bir ay önce açıklama yapıldı. Endeksten 2.0 daha doğrusu endeksten 0 atmayı çalışmalarımız devam ediyor dendi. Bu da şunu gösterdi. Biz orayı göstereceğiz. Bunun da üzerinde gösteririz. Güç bizde, He-Man gibi bir takım açıklamalar oldu tabii ki. Bu noktadan baktığımızda yani varın siz dünyadaki ve Türkiye'deki hisse senedi balonunun nerelere geldiğini, ne kadar kontrollü olduğunu. Faiz lobisi vardı, şimdi borsa lobisi olduğunu net olarak burada görüyoruz. Dünyada borsa lobisi var arkadaşlar. Neden? Bakın. Yani
8 yıldır bu trend devam ediyor arkadaşlar. Var mı böyle bir şey? Almanya biraz etkilenmişti. Şimdi ben şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. 2009'da Mart'ta şunu demiştik. Dünyada çok ciddi 5 yıllık bir yükselen trend başladı. Başlayabilir. Bakın daha o zaman diplerde. Bu trend başladı tabii. 5 yıldan sonra biraz daha devam etti ama biz 3 yıldır çok olumlu değiliz dünya piyasaları için. Dow Jones için de aynı şekilde arkadaşlar. Dow Jones 6800'lerdeyken 6500'lerdeyken çıkıp bir delilik yaptığımızı düşündü çok kişi. 18.000 21.000'den bahsettik. Buralara da gelindi arkadaşlar. Ama bu bir felaket. Maalesef dünya için inanılmaz bir düşüş, dönüş trendi başladı diyoruz. Hemen buradan tabloya dönüyorum arkadaşlar. Tabloda dediğimiz gibi eğer 123.575, 123.775 üzerinde kapanış oluşmadığı müddetçe bir kar realizasyonunda karşı karşıya geleceğiz. Endekste de bahsetmiş olduğumuz eğer 100.380 bugün geçilemeyecek olursa 190, 380 buralar önemli bölgeler. 100.600 ilk etapta ara direnç. Tabii hedef potansiyel burası şu an için ama 100.380'in üzerine çıkması halinde böyle görülebilir. 380 altında kaldığı müddetçe tekrar 100'ün altına gelebilecek hareketten bahsedeceğiz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar diyorum. Sayfamıza abone olup destekler bulunabilirsiniz. Beğeniler de bulunabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.